Merhabalar Poketto Gaming'de yeni bir Pokemon videosuyla beraberiz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile bir beraberiz. Videonun konusuna geçmeden önce şöyle sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Geçtiğimiz hafta ben kanalın içeriklerini daha ne sıklıkla, ne düzende, hangi tarzda videolarla görmek istediğinize dair fikrinizi almak için böyle bir anket yaptım. Pokemon ana seri oyun videoları %56, Pokemon Unite %13, muhabbet videoları %16, Nintendo konsol ve içerik incelemesi %16 şeklinde aldı. Ana seri gameplay videolarının zaten açık ara en yüksek oy alacağını biliyordum ama diğerlerinin bu kadar dengeli olacağını düşünmüyordum. Ben de kendimce kanalda açıkçası bunları daha dengeli yapmak için özen gösterdiğimden dolayı oylamanın bu şekilde olmasından da memnun oldum. Oylama hala açık devam ediyor. Ankete katılır, altına fikirlerinizi belirtirseniz, videolara fikirlerinizi belirtirseniz arkadaşlar, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Çünkü sizden gelen geri dönüşleri gerçekten dikkate alarak içerikleri geliştirmeye ve içerik takvimimi oluşturmaya çalışıyorum. Anket hala topluluk kısmında duruyor. Katılmayan arkadaşlarımın katılmasını rica ediyorum. Katılan arkadaşlarıma da katıldıkları için çok teşekkür ederim. Şimdi kısaca bunun bilgisini verdiğimize göre bu videomuzun konusu arkadaşlar bölgeler, regionlar. Ama ana seri regionlar, yani spin-off'lardaki regionları dahil etmedim. 8 tane bölgemiz var. Bu 8 tane bölgeyi kendi favorilerime göre 8'den 1'e doğru sıralayacağım. Bunu sıralarken de benim dikkate aldığım, benim için kıstas, ana seri oyunlarda bana yaşattığı deneyimler, tasarımlar, özellikle harita tasarımları, haritanın içerisindeki kötü takım, yani villain dediğimiz süper kötülerle ilgili yaşadığımız şeyler olsun, o haritanın bize bıraktığı anılar, izler, hatıralar anlamında bir miktarda ister istemez animeden tabii ki etkileneceğiz. Ama asıl bunların sıralaması yaparken ana seri oyunların yaşattığı tecrübeyi baz alarak yapacağım. Altı çiziyorum. Bu benim kendi favori listem, kendi sıralamam. Benimle ilgili bu konuda hem fikir olmayan arkadaşlarım da yorumlar kısmında kendi yorumlarını yaparlarsa, kendi eleştirilerini yaparlarsa, kendi sıralamalarını paylaşırlarsa memnun olurum. O zaman uzatmadan şimdi 8'den geriye doğru sıralamamıza geçelim. Evet, 8. sıramızda benim için Johto var arkadaşlar. Johto'nun 8. sırada olmasının nedeni aslında benim bu Pokemon evreniyle, Pokemon oyunlarıyla nasıl tanıştığıma dair videoyu izlemişseniz zaten oradan biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlarım için de o videonun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. O videoda oradan ulaşabilirsiniz. Benim Pokemon evreniyle, alemiyle nasıl tanıştığımı, oyunlarıyla nasıl tanıştığımı dinleyebilirsiniz. Johto bölgesi ya birinci jenerasyondan sonra zaten genel olarak bana zayıf gelmiş bir bölge. Bunun yanı sıra tasarım olaraktan çok basit olduğu ve birkaç tane lokasyonun bize bıraktığı izler dışında gerçekten özensiz tasarlandığı, yani Kanto ile bağlantısı olmadığı takdirde çok böyle sıradan, basit kalmış bir bölge olduğunu düşünüyorum. İşte Bell Tower'un olduğu lokasyon olsun, deniz mağarasının, deniz adasının olduğu lokasyon olsun, Team Rocket'ın geri dönme çabasıyla ilgili yaptığı şeylerde, radyo üstünü basmamız vesaireler falan gibi hani böyle yan hikayelerde yaşadığımız şeyler, önceki jenerasyondan tekrardan gördüğümüz simalar falan olmasa Johto bölgesi benim için oldukça sönük ve zayıf olan bölgelerden biri. Bundan dolayı sıralamamın 8. sırasında Johto bölgesi var. 7. sırada benim için Kanto var arkadaşlar. Kanto'yu 7. sıraya koymamın nedeni, Lynch'ten önce onu söyleyeyim, İlk göz ağrımız olduğu için bu bölgeye bence tarafsız yaklaşamıyoruz. Yaklaşamayız yani, ondan dolayı. Çünkü Pokemon evreniyle tanıştığımız ilk bölge, bizim için böyle çok, nasıl diyeyim, hoş anıları olan, pek çok oyunda tekrar tekrar işlenilmiş ve bize tekrar tekrar kendini yaşatmış, keşfettirmiş bir bölge olduğu için, yani tasarımsal olarak çok basit. Yani dış kenardan başlayıp, şöyle göstereyim, dış kenardan başlayıp içeri doğru dönen bir rotası, sonra dışarıya tekrardan çıktığınız bazı lokasyonlar var. Indigo Platosu, Indigo Ligi olsun, bu Cerulean mağarası olsun, MT Moon olsun, Flash mağarası olsun, Power Plant yani enerji santrali olsun, Sea Foam Island'da olsun,
birkaç surf lokasyonu vesaire olsun baktığınız zaman pek çok böyle hoş güzel anı bırakan nasıl diyeyim hatır sayılır alanları var. Ama bunun dışında genel itibariyle çok düz ve basit bir harita tasarımı olduğundan dolayı ve dediğim gibi yani Kanto bölgesine karşı hiçbir Pokemon fanının duygusal olmayan bir yaklaşım sergileyemeyeceği için listenin 7. sırasında Johto'dan sonra Kanto bölgesini koyuyorum. Şimdi arkadaşlar 6. sırada Kalos bölgesi var. Kalos'la ilgili şunu söyleyebilirim. Kalos'la birlikte tanıştığımız oyunlarda savaş mekaniği olarak olsun, savaş deneyimi olsun, animesinde savaş deneyimi ve savaş doluluğu anlamında olsun çok tatmin edici bir sezon bize yaşattı. Yani bir bölge yaşattı daha doğrusu. Ama harita tasarımlarında bir iki lokasyon dışarısında oldukça zayıf olduğunu düşünüyorum. Bir terminal mağarasının olduğu kısım, ikincisi de kulenin olduğu kısım dışında baktığınızda çok zayıf ve basit tasarlanmış bir haritası var. Yani geziyorsunuz ama hani böyle sizi çok bir yere götürüyormuş gibi bir atmosfer yok. Bundan dolayı yani Kalos bölgesinde savaş deneyimi ve Kalos bölgesindeki etrafınızda tanıştığınız NPC arkadaşların size verdiği hani o sohbet arkadaşlık hissi dışında çok elle tutulabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle Kalos bölgesinin 6. sırada yer almasının da adil olduğunu düşünüyorum. Şimdi 5. sırada benim için Sinnoh bölgesi var. Benim için Sinnoh bölgesinin 5. sırada olması çok kolay değil arkadaşlar. Bundan sonra kalan bölgeler arasında sıralamayı yaparken birkaç tanesinin de bu mu önce olsun, bu mu önce olsun derken gerçekten üzerine ciddi kafa patlattım. Sinnoh bölgesi tasarımsal olaraktan güzel. Aslında harita planlaması, şehir tasarımı vesaire bunu beğeniyorum. Özellikle yani bu 4. jenerasyon oyunlarda Platinum oyunu o kadar çok oynayıp tekrarlayıp hatmettim ki yani bu bölgeyi gerçekten çok ayrı seviyorum ve bu bölgeyle birlikte biz ilk defa Pokemon evreninde kozmik anlamda bir şeylerin cevabını aldık. Yani daha öncesinde ney nasıl oldu nereden geldi bilmeyerek Pokemon alemini ve evrenini severken bağlanmışken ilk defa Pokemon dünyasıyla ilgili çok büyük soruların cevaplarını aldık. İşte zamanın, uzayın ilk Pokemon'u, Tanrı Pokemon'u. Ve bununla birlikte daha pek çok yan efsane Pokemon'un hikayesi de ana hikayeye yedirilmiş oldu. Sinnoh bölgesi bu anlamda oldukça başarılı ve güzel bir bölge. Hatta şöyle söyleyeyim. Birinci jenerasyonda yani Kanto bölgesinde geçen Team Rocket'ın başındaki Giovanni'den sonra en karizmatik ve en havalı kötünün de bu bölgedeki Team Galactic'in başındaki Cyrus olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok havalı, çok cool, çok karizmatik bir karakter. Yani bir villain sıralaması yapsam Giovanni'den sonra gelecek kesinlikle adam o. Ama Team Galactic'in diğer üyelerinin bu kadar zayıf olması ve Cyrus'ta da beklediğim aslında o patlayıcı eğitmen gücünü görememiş olmak biraz Sinnoh bölgesi 5. sıraya koymam konusunda hani seçimimi kolaylaştırdı. Dediğim gibi kozmik ölçekte bu bölgenin bize yarattığı, yaşattığı, verdiği deneyim paha biçilemez. Ama onun dışında bu bölgedeki savaşlarda genel itibariyle yaşadığım savaş deneyiminde Cynthia'yı saymazsak elle tutulabilir tek bir fight'ın bile olmadığını söyleyebilirim. Benim favoriler sıralamamda 5. sırada Sinnoh bölgesi var. Şimdi 4. sıraya gelirsek Nova bölgesine koyarım. Nova bölgesi 4. sıraya koyuyorum. Yani Sinnoh'dan yukarıya koyduğuma sinirlenen ya da bozulan arkadaşlarım olabilir ama şöyle açıklamama izin verin. 3. ve 4. bölgeler, jenerasyonlarda hikayenin yükseliş şekline baktığınız zaman hikayenin yükseliş şekli değil de bize sunduğu deneyim şeklinde yükseliş şekline baktığınız zaman 5.'de birazcık böyle geriliyormuş gibi. Yani Unova bölgesinde sanki kozmik olaylar son buluyor ve biraz daha sakin bir düzene geçiyormuşuz gibi gözüküyor. Unova bölgesinin harita olaraktan tasarımını, yerleşim şeklini çok beğeniyorum. Özellikle bu yani signature bölgelerinde, oyun içerisinde size verdiği mevsimsel döngüde. Yani oyunu oynarken bir bölgeye geldiğinizde kışsa her yer kar kaplı olabiliyor ve bazı yerlere erişiminiz daha zor olabiliyor, erişemeyebiliyorsunuz. Yaz olursa çok daha kolay şekilde erişebiliyorsunuz. Yağmurlu bir bahar dönemi de geldiği zaman çok farklı olabiliyor. Nehir yükselmiş olabiliyor gibi falan böyle.
Çok küçük gibi gözüken ama çok hoş detayların olduğu bir Unova bölgesi var. Ayrıyeten çöldeki bu harabelerin hani o bize yaşattığı deneyim oyun sonrasında post game olaraktan Unova'da devam ettirilen hikaye ve lokasyonların bulunduğu yerleri falan düşündüğümüz zaman yani Unova bölgesinin gezdiğimiz rota olsun, manzarası olsun. Yani şimdi köprüden geçeceksiniz, dönüyorsunuz, köprü manzarası, köprüden şehir manzarası, şehir silüeti izleyebiliyorsunuz. Bir binanın balkonun terasına çıkıp Unova bölgesini böyle daha yüksek bir alandan bakabiliyorsunuz, şehre bakabiliyorsunuz. Kulenin tepesinden gene uzak bir manzara. Yani burada aslında adamlar bir bölge yaptılar ve bu bölgenin görsel anlamda o size romantik havasını da hissettirebilmek için, manzarasını yaşatabilmek için pek çok da ince detay düşünülmüş durumda. Ayrıca bu bölgedeki kötü organizasyonumuz Steam Plasma bence gelmiş geçmiş en iyi kötü organizasyon diyebilirim. Şimdi Team Rocket varken nasıl olur filan diyen arkadaşları duyar gibiyim ama şundan dolayı arkadaşlar. Diğer bölgelerdeki baktığımız zaman kötü organizasyonlar doğrudan kötü tercihler yapan, kötü olmayı seçen aslında organizasyonlar. Yani en elle tutulabilir mantıklısı dediğimiz adam bile çok aşırıya kaçıp hani kötü yola sapmış olur. Buradaki Team Plasma'nın amacı bir yere kadar hak veriyorsunuz. Yani aslında doğru diyorsunuz. Bütün Pokemon'ların ve insanların aslında dengesini, düzenini değiştirmek istiyorlar. İnsanların Pokemon'lardan üstün olup onları yakalamasını, onları eğitmesini, onları kullanmasını, onlardan faydalanmasını, savaştırmasını bunlara karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki daha adil ve düzgün bir doğal ortam sağlamak için Pokemon'lar özgür olmalı. İnsanlar Pokemon'ların efendisi gibi davranmayı bırakması lazım. Şimdi bununla ilgili zaten pek çok böyle işte eylem içerisine falan giriyorlar. Bir noktaya kadar yani patronları gibi gözüken Getsis'in asıl hani kendi egosunu ve hırsını, kendi kişisel yani nasıl diyeyim karakteristik bozukluklarını falan görene kadar yani bunlara hak vermemek mümkün değil yani. Gerçekten ya insanlar Pokemon'lara karşı niye böyle davranıyor dedirtiyorlar. Ama sonrasında tabii olayların seyri değişiyor. Şimdi bu anlamda da baktığımız zaman Pokemon evreninde ilk defa bir bölgede kötü takım diyebileceğimiz, kötü organizasyon diyebileceğimiz adamlar bir yere kadar aslında sizi kendi yanlarına neredeyse çekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu nedenden dolayı Unova bölgesinin bendeki yaşattığı deneyim ve has biraz da diğer bölgelere göre farklı olduğu için 4. sırada Unova bölgesini sizlerle paylaşmayı uygun buldum. Şimdi sıralamada geldik ilk 3'e. 3. sırada Hoenn bölgesi var. Hoenn bölgesinin bende yeri çok ayrı olan bölgelerden biri. Yani Unova ile ilgili söylediğim hani o detayların daha üst deneyimini Hoenn bölgesi bana yaşattı. Bir, Emerald oyunu ile birlikte ilk Wi-Fi etkinliğime katılmıştım. Old Seas Map'i alıp Faraway Island'e gidip ilk legal Mew'mi yakamıştım. Bu bile benim için Hoenn bölgesi çok ayrı bir yere getiriyor. Bunun dışında ilk defa olayların dünya üzerine çıktığı bölge olduğu için yani uzay üstünde işte Rayquaza ve Deoxy savaşının olması. Yani çok havalı ve cool'du. Deoxy uzaydan geliyor Rayquaza. Onu tehdit olarak algılıyor falan. Atmosfer, gerginlik hani o hava çok iyiydi. Bundan dolayı şey sormuştum yani Pokemon dünyası Pokemon nereye gidecek yani? Uzay için içine girmişti ilk defa. Ayrıca sadece bu uzay üstü değil, deniz mağarası olsun, volkanı olsun, ormanı olsun, rotanın üzerindeki pek çok küçük sevimli lokasyonları olsun. Birinci ve ikinci jenerasyondaki haritalardan sonra daha özenli yapılmış bir harita olması, görsellerin geliştirilmiş şekilde karşımıza çıktığı bir oyun olduğu için Hoenn bölgesinde benim yaşadığım deneyim çok iyi. Yani çok farklı bir yeri vardı. Oras oyunlarında yani Omega Ruby ve Alpha Sapphire oyununda iyileştirilmiş versiyonunda yani Latias ve Latios'a binerek bütün Hoenn bölgesinde seyahat edebilmek ve Hoenn bölgesinde pek çok eski jenerasyondan olsun bu jenerasyon olsun Legendary Pokemon'u yakalamak için hani yan hikayeler oynayabilme noktası olsun bunun için seyahat edebilme olsun Hoenn bölgesinin yaşattığı deneyim benim için çok farklıydı. Hiç yani düşünmeden
3. sırada Hoenn bölgesini sizlerle paylaşıyorum. Evet, listemizin ikinci sırasında Galar bölgesi var. Galar bölgesi ile ilgili arkadaşlar, benle hemfikirde olmayan pek çok arkadaşımız olabilir. Ama Galar'la ilgili size şunu söyleyebilirim. Galar bölgesi görsel tasarım olarak, şehir içi tasarımları olarak, seyahat rotalarınızı tasarımı olarak, ambiyans olarak, atmosfer olarak belki de bugüne kadar en iyi tasarlanmış iki bölgeden biridir. Hikayesinin çok zayıf olduğunu ben de biliyorum bu bölgenin. Kötü takım diyebileceğiniz takımın olayında da hani çok tatmin edici bir hikaye değil. Sadece bölgedeki yaşadığımız maceranın sonunda ufak bir aksiyon yaşıyoruz. Ama onun dışında bu bölgeyle tanıştığımız ilk zaman, Galar bölgesiyle tanıştığımız ilk zaman, evden çıktığın zaman evin etrafındaki saksılar, sarmaşıklar, kaldırımlar, çitlere kadar yani çok güzel bir görsel şölen vardı ve devamında kırsal bölgede bir şehre gidiyorsunuz. Orada mücadelenizi veriyorsunuz. Sonrasında daha sanayi tipi, böyle teknolojinin geliştiği başka bir şehre gidiyorsunuz. Biraz daha orta çağdan esinlenerek yapılmış başka bir şehre gidiyorsunuz. Sonrasında tamamıyla başka bir coğrafyadan esinlenilmiş, iklimsel değişiklikleri olan farklı bir şehre gidiyorsunuz falan. Wild Area tasarımı olsun, bu bölgedeki özellikle Wild Area'ndaki hava koşullarının değişikliklerine göre yaşayabileceğiniz, karşılaşabileceğiniz, yakalayabileceğiniz Pokemon deneyimi olsun. Yani bu jenerasyonda Galar bölgesinde daha doğrusu yaşanılan deneyim bence tasarımsal ve atmosfer anlamında çok başarılı. Ki bunu şunu da göz önünde bulundurarak söyleyeyim. Şimdi normalde Pokemon oyunlarının geneline baktığımız zaman siz rozetleri toplarsınız, Pokemon ligine katılırsınız ve hani Pokemon şampiyonu olduktan sonra bir post hikaye varsa size kısaca bunu oynatır. Galar bölgesinde ilk defa bunun dışında çok daha büyük olan bir deneyim sundu. Yani önceki oyunlarda da mekanik olarak ufak tefek eklenilmişti ama buradaki gibi değil. Şimdi siz en iyi Pokemon antrenörü olmak, çok iyi bir Pokemon antrenörü olmak, Pokemon yetiştiricisi olmak, Pokemon ustası olmak ana karakterimiz gibi istiyorsanız oynuyorsunuz, Pokemon ligini bitiriyorsunuz. Ama sizin gibi binlerce, belki milyonlarca Pokemon eğitmeninin katıldığı ve sıralamayla belirlendiği bir turnuva sistemine katılabiliyorsunuz. Ve burada yenerek sıralamanızı yükseltiyorsunuz. Pokemonlarınızla ilgili bayağı meta takımlar kurma olsun. Karşınızdaki Pokemonları, yani kişinin Pokemonlarına karşı çok farklı jenerasyonlardan elde ettiğiniz Pokemonlardan kurabileceğiniz takımlarla oynayabiliyorsunuz. İlk defa gerçekten kullanıcılara bir Pokemon dünya sıralaması deneyimi yaşattığını düşündüğüm bir jenerasyon. Ki akın savaşları vesaire gibi şeyleri düşünmüyorum. Ben bu oyunu ilk oynadığım zaman dedim, oyun bitsin, post game bitsin, ben online savaşları bırakayım ve akın yapmaya, hava durumuna göre Pokemon'ları yakalamak için orası senin burası benim gezmeye ben devam ederim. Bu oyun bana kendini devamlı oynatır demiştim. Galar bölgesinde geçen işte oyunun size sunduğu deneyim bu kadar muazzam olduğu için Galar bölgesi ikinci sırada. Sonrasında DLC ile eklenen Armor Adaları'nın tropik atmosferi vesaire olsun. Tasarımsal olaraktan yani şu var. Haritanın içerisinde gezerken gerçekten büyüleyici bir manzara ya da doğal tasarım var. Bundan etkiliyorsunuz. Crown Tundra kısmına gittiğiniz zaman yine hikaye dibe vurmuş olmasına rağmen, çok kötü olmasına rağmen orada çok farklı, sanki RPG oyunlarda elde edilen deneyimle birleştirilip sunulmuş bir harita eklentisi varmış gibi hissediyorsun. Bunlardan dolayı Galar bölgesi tasarımsal olarak ve hikayesi zayıf olmasına rağmen hikaye dışındaki deneyimler anlamında muazzam bir tecrübe yaşattığı için ikinci sırada sizlerle Galar bölgesini paylaşıyorum. Evet, birinci sıraya geliyoruz sonunda. Birinci sırada Alola bölgesi var arkadaşlar. Alola bölgesi benim favori bölgem. Güneş ve Ay oyunları çıkacağı zaman şöyle bir bakmıştım. Yani ya bu ne ya demiştim. Yani aslan temalı bir güneş Pokemon'u, yarasa temalı bir ay Pokemon'u var. Hani artık herhalde Pokemon oyunlarını oynayacağız. Pokemon koleksiyonu yapmaya devam edeceğiz. Yani Pokemon'ları biriktirip Pokédex'imize koymaya devam edeceğiz. Ama bunun dışında çok fazla bir şey beklemeyecek miyiz diye düşünmeye başladım. Çünkü öncesindeki seri Kalos bölgesinde, XY'de de savaş mekaniği ve oyun deneyimi olarak iyi şeyler sunsa da yani gene Legendary'lerin hikayesi olsun vesaire böyle çok havada kalıyordu. Yani o
kozmik ölçekte yükselinen boyuttan sonra ciddi bir şekilde düşüşle devam ettiğine inanıyorum o anlamda. Alola bölgesine de ilk bundan dolayı ön yargılı bakmıştım. Sonra oyunları oynamaya başladığım zaman özellikle o tropikal takım adı atmosferin büyüledi. Yani bir hikaye oynamıyorum. Bir amaç uğruna oynamıyorum. Sanki Alola bölgesini tanıyorum. Alola bölgesini keşfediyorum. Alola bölgesi beni içine çekmeye başladı. Ve anime serisi de geldiği zaman şu bölgeyle ilgili özellikle, yani biliyorsunuz bizim ana karakterimiz kopuk uçurtma. 10 yaşındayım, 12 yaşındayım, 11 yaşındayım, 13 yaşındayım demeden böyle alıyorlar başlarını gidiyorlar. Çok gerçekçi değil, izliyoruz ama böyle yani ya hani abartıyorlar mı bazen diyebileceğiniz kadar böyle ilginç şeyler yaşanıyor. Alola bölgesinde ilk defa yetişkinler gözetimi altında daha nasıl diyeyim sağlıklı bir arkadaş grubuyla birlikte aynı coğrafyada farklı deneyimler, farklı heyecanlar yaşıyorlar. Yani birlikte üzülüyorlar, birlikte mutlu oluyorlar, birlikte heyecan yaşıyorlar. Yeni bir şey öğrenmenin o enerjisini paylaşıyorlar. Bu arkadaşların pek çoğunun aileleriyle ilgili böyle ufak tefek şeyler görüyoruz. Aileler işin içine giriyor. Yani yetişkinlerin sürekli bu çocukların kontrolünde olduğu ve daha güvenli, samimi aile ortamında bir Alola bölgesi deneyimi bize yaşatıyor. Bundan dolayı Alola bölgesi çok bir ayrı seviyorum. Her adada yaşadıkları deneyim, tanıştıkları insanlar olsun. Rotomdex bile benim için başlı başına yani bu bölgeyi tap yapmak için yeterli olabilecek seviyede bir tasarımdı. Alola bölgesinde bu nedenle çok ayrı bir yeri var benim için. Bir de ben yaz insanıyım. Tropikal Hawaii teması ondan dolayı beni çok hani cezbediyor. Oyun içerisine baktığınız zaman kötü adam takım şeklinde ilk önce serseri başıboş böyle tipler olduklarını düşündüğümüz kişiler aslında toplum tarafından dışlanılmış ve hani gene topluma böyle asi gitmiş, sisteme aki gitmiş bir abi karakterinin altında bunlara sahip çıkıldığını ve bunların aslında doğru yönlendirmeyle sonradan farklı hani iyi şeyler yapabileceklerine dair böyle bir mesaj da veriyor. Profesör Kukui zaten bence Pokemon tarihinde en karizmatik ve en havalı profesör. Yani bu jenerasyon bu anlamda bakınca gerçekten çok iyiydi. Alola bölgesinde bize yaşattıkları o hem tropik atmosfer olsun, hem arkadaş aile ortamı olsun, hem de bu bölgeyi gezerken hani girdiğimiz lokasyonlar olsun. Çünkü Signature bölgesi diyebileceğiniz böyle bir iki yere belki isim verebilirsiniz ama emin olun Alola bölgesinde şurası çok özel, burası çok özel demek istemiyorsunuz. Pek çok doğanın içine yedirilmiş güzel böyle haritanın içerisinde bölgeler var. Bundan dolayı Alola bölgesinin benim için yeri çok başkadır. Ultrasan, Ultramon oyununu özellikle gameplay süresi olarak oynadığım süreler yani böyle beyin yakıcı rakamlarda öyle söyleyeyim. Alola bölgesi benim favoriler listemde birinci sırada arkadaşlar. Evet, ana seri oyunlardaki 8 bölgeyi 8'den 1'e doğru kendi favorilerime göre ve kısaca sebepleriyle sizlerle paylaştım. Umarım izleyen arkadaşlarımız için keyifli bir video deneyimi olmuştur, sohbet olmuştur. Dediğim gibi bu tamamıyla benim ana seri oyunlarda yaşadığım, elde ettiğim deneyimlerden dolayı bende bıraktığı anılar, izler, hatıralar doğrultusunda benim şahsi sıralamam. Benimle hemfikir olan arkadaşlarımız olabilir, hemfikir olmayan arkadaşlarımız olabilir. Benimle hemfikir olmayıp beni izledikten sonra benle aynı fikri paylaşmaya başlamış arkadaşlarımız olabilir. Yorumlar kısmında kendi sıralamanız, kendi fikirlerinizi, bu bölgelerle ilgili sizde iz bırakan küçük anekdotları paylaşırsanız memnun olurum. Bunlar ana serideki geçen bölgelerde, ana serinin dışında geçen bölgeler ve bu bölgelerin asıl mevzuları ile ilgili. Mesela Pokemon Snap'te, Pokemon Ranger'da, Mystery Dungeon'larda vesaire geçen, Pokemon Park'larda, yani bunlar ana serinin dışında olan farklı oyunlarda geçen bölgelerle ilgili de ilerleyen günlerde bir bilgilendirme ve sıralama, kendimce sıralama videosu gene paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.